Herkese selam. Ben Büşra. Gratis'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte bahara ve bayrama yakışır bir makyaj yapacağız. Hadi başlayalım. Başlamadan önce eğer Gratis'in YouTube kanalına hala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butona tıklayarak hızlıca abone olabilir ve yeni içerikleri asla kaçırmazsınız. Makyaja başlamadan önce şu saçlarımı biraz tabii ki geriye atmam gerekiyor. Bu yüzden Eclipse'in bu ince tokalarından kullanacağım. Makyajınızın güzel görünmesi için cildinizin makyajdan önce temizlenmesi çok önemli. O yüzden bugün Petit Maison markasının misal suyunu kullanarak yüzümüzü temizleyeceğiz. Benren'in bu disk pamuklarından bir tane alıyorum. Bunlar çok avantajlı paketler. Yani böyle kocaman paketler gerçekten çok avantajlı fiyatlara satılıyor. Şöyle pamuğumun üstüne alıyorum ve yüzümü şöyle siliyorum ki herhangi bir kir, leke, bir kalıntı yüzümde olmasın. Bu arada eğer parfümden çok rahatsız olan biriyseniz bu ürünün içinde parfüm bulunmuyor. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi makyajımıza başlayabiliriz. Makyajıma başlarken bir baz kullanacağım tabii ki. Bunun için de Petit Maison markasının bu gözenek gizleyici bazını kullanıyorum. Gözenekleri gizlemesi için içinde silikon olan bir baz. Dokusu oldukça böyle ipeksi ve cildinizi pürüzsüzleştirecek bir makyaj bazı. Özellikle gözeneklerimin olduğu bölgelere şöyle uygulayacağım. Bu da genellikle T bölgesi. Yani şöyle alnım, burnumun yanları. Biraz da çenem. Bu tarz silikonlu bazları en iyi cildinize şöyle tampon hareketlerle yedirerek uygularsınız. Gözlerimize geçeceğiz. Çünkü bugün eyeliner çekeceğim. Eyeliner çekerken bazen istemediğimiz şeyler olabiliyor. Eyeliner'ı tekrar yapmak zorunda kalabiliyoruz. Öyle bir durumda yüz makyajımı silmemek için öncelikle gözlerimi bitireceğim. Ondan sonra yüz makyajıma geçeceğim. Göz makyajımı yapmak için tabii ki önce gözlerime bir baz yapmam gerekiyor. Bunun için de Beelus'in Close kapatıcısını kullanıyorum. Bu rengi 132 numara. Tam böyle burnumla kaşımın birleştiği yere de mutlaka kapatıcı uyguluyorum. Daha sonra kapatıcıyı Eclipse'in şöyle büyük uçlu, bu aslında bir fark araştırma fırçası, büyük uçlu bir fırçayla iyice yediriyorum. Kapatıcıyı göz kapağımı iyice dağıttıktan sonra Beelus'in bu toz pudrasını kullanarak sabitleyeceğim. Bunun için de yine bir far fırçası kullanıyorum. Bu Lighten, aslında far yerleştirme fırçası ama bence pudra uygulamak için çok güzel bir fırça. Kapatıcıyı sabitliyorum çünkü toz far kullanacağım. Farın çok daha iyi dağılabilmesi için altında kuru bir zemin olması gerekiyor. Yapışkan bir zemin olduğu zaman dağılmakta zorluk çekebilir. Şimdi geldik far paletimize. Ben bugün far paleti olarak Lighten Blue 9'lu far paletlerinden New Nude rengini kullanacağım. Bu içinde gördüğünüz gibi doğal tonlar olan bir palet. Bayram için, bahar için hatta bence çok uygun bir palet. Çünkü bayramda da baharda da çok abartılı bir şeyler yapmak istemeyiz diye düşünüyorum. Bahar dediğimde zaten aklıma benim genelde ışıltılı makyajlar geliyor. Yani tamamen göz kapağınıza bir ışıltılı far sürüp çıkabilirsiniz bile. Bayram dendiğinde de çok fazla akraba ziyareti, çok fazla seyahat aklıma geldiği için bu yolculuklarda bence çok büyük makyajlar, çok ağır makyajlar tercih edilmemeli. O yüzden bugün daha soft makyaj yapacağız. Palette şurada en üstteki açık kahverengi farı alıyorum. Bu açık kahverengi hatta biraz daha ten rengine yakın. Bununla bir geçiş rengi yapacağım. Bunun için de Eclipse'in bu turuncu fırçasını kullanıyorum. O kadar tatlı duruyor ki rengi. İstediğim koyuluğu elde edene kadar, istediğim gölgeyi elde edene kadar böyle fırçayı biraz daha yuvarlak yuvarlak hareketlerle ileri geri göz kapağımda hareket ettiriyorum. Sadece hafif bir gölge verdik. Daha fazlasını istemiyorum bu fardan şimdilik. Daha sonra eğer istersem tekrar bu fara dönebilirim. Şimdi aynı fırça serisinin pembesi olan bu yine şeker gibi gözüken bir fırçayı alıyorum. Bu sefer daha koyu olan şu rengi alıyorum. Hatta şu ikisini karıştırarak alacağım ve bunları gözümün dışına uygulayacağım. Bunlar hem kahverengi hem biraz bordoluk da var gibi geldi bana içinde. Şöyle gözümün dış kısmına doğru uyguluyorum. Çok azaldım ama renk vermeye başladı bile. Şöyle hafif hafif dokunduruyorum. Hatta sonra ilk fırçamı alıyorum ve bunu şöyle dağıtıyorum. Şimdi bir tık koyuluk verdik. Ben biraz daha koyuluk vermek istiyorum. O yüzden bu sefer sadece şu aşağıdaki koyu rengi alıyorum. Bunu tamamen dış kısımda tutacağım. İçeri doğru getirmemeye çalışacağım. Ben göz makyajı yaparken şuralara da
spor uygulamayı seviyorum. Çünkü bence gözümü daha büyük gösteriyor. Gölgelendirmeyle işimi tamamladım. O yüzden ışıltılı fara geçebilirim. Palette şöyle 3 tane ışıltılı far var. Ben bugün en açık rengini kullanmak istiyorum. Yani şurada paletteki ilk farı kullanacağım. Parmağımla göz kapağıma yerleştiriyorum. Güzel bir ışıltılı far bence. Makyajımızı gerçekten tamamladı. Küçük bir eyeliner çekeceğim ama kamera karşısında eyeliner çekmek beni çok geriyor. Eyeliner'ı bazen 3 saniyede çekebiliyorum, bazen dakikalarımı alabiliyor. O yüzden ben eyeliner'ımı çekip geliyorum. Eyeliner çekmek için Balm'ın bu Shimmering Liner'ını kullanacağım. Bence bu eyeliner gerçekten herkesin hayatında belli bir dönem kullandığı ve çok sevdiği bir eyeliner. Çünkü simsiyah, kullanımı çok kolay, ucu çok ince, o yüzden böyle incecik kanatlar yapabiliyorsunuz. Şimdi eyeliner'ımı çekip geliyorum. Eyeliner'ınız tam olarak istediğiniz gibi olmadıysa, misal suyunuzu böyle bir kulak pamuğuna döküp şöyle temizleyebilirsiniz. Şimdi yüz makyajımıza geçebiliriz. Bence makyajın zor kısmını atlattık. Bugün cildime Biolish'in bu Tinted renkli nemlendiricisini kullanacağım. Bendeki rengi 134 numara. Daha sonra Eclipse'in bu makyaj süngeriyle şöyle tampon hareketlerle yüzüme bunu yedireceğim. Bu ürünü parmaklarınızla da yedirebilirsiniz ama ben ellerimle yedirmeyi çok sevmiyorum. O yüzden ya fırça kullanıyorum ya böyle sünger kullanıyorum. Bugün sünger kullanacağım. Sünger kullandığınız zaman cildinizde daha böyle doğal bir görüntü olacak. Çünkü sünger ürünün fazlasını emiyor. Ve biz bugün hem bayram hem bahar makyajı olarak doğal bir makyaj istiyoruz. O yüzden sünger kullanıyorum. Bu arada bugün kullandığım birçok ürün şu an gratis'te indirimde. Bayram indirimlerini kaçırmamak için, bayram kampanyalarını kaçırmamak için gratis'in uygulamasını indirebilirsiniz. Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Web sitesine günlük girip bakabilirsiniz. Ben bakıyorum. Ama sosyal medyada takip etmeyi mutlaka öneririm. Çünkü bazen böyle örneğin akşam kampanyaları oluyor. İşte gece 22 sabah 8 arası kampanyalar oluyor. Öyle durumlarda o kampanyaları kaçırmamak için bence mutlaka Gratis'in sosyal medya hesaplarını takip edin. Cildimin tonunu yeterince eşitledim. Bence şu an gayet iyi duruyoruz. Kapatıcıya geçebiliriz. Kapatıcı olarak Biolish'in Closet kapatıcısını kullanacağız. İki renk kullanacağım. Biri 132 numarası, biri de 135 numarası. 132 numarası bana biraz açık renk oluyor. O yüzden 135 ile karıştırarak kullanacağım. Bunun için de yine fırçamı kullanıyorum. Bayram planlarınız var mı? Bayramda size ait olan gelenekleriniz var mı? Mesela ben küçükken her bayramda aldığım harçlıkla alışverişe çıkardım. Yani bayramın ilk günü mutlaka bir alışveriş merkezine gidilirdi. Ben orada kendime bir şeyler alırdım. Sizin böyle alışkanlıklarınız var mı? Her bayramda mutlaka yaptıklarınız var mı? Onları aşağı yazabilirsiniz. Bu kapatıcının bazen ne kadar kolay dağıldığını, ne kadar kremsi yapıda olduğunu unutabiliyorum. Ve o zaman şu an olduğu gibi biraz fazla kullanabiliyorum ama problem değil. Bunu cildimize yedireceğiz. Şimdi kullanmak istediğim bir ürün daha var. Bu parmak süngeri. Yine Eclipse markasının ve şekil olarak bence çok mantıklı çünkü parmağıma takıp şöyle şöyle yapabiliyorum. Göz altlarım oldukça aydınlık duruyor. Bu görüntü beni mutlu ediyor ama ben aydınlık göz altını çok seviyorum. Şimdi yüzümü pudralamadan önce likit aydınlatıcı kullanacağım. Bunun için de Lighten bu My Glow likit aydınlatıcılarından kullanacağım. Bendeki rengi Moon Gleam 908 numarası. Elimin üstüne alıyorum. Çok almak istemiyorum. Çok almak istemiyorum. Birazcık elimin üstüne aldım. Elimin üstüne şöyle dağıtıyorum. Daha sonra yüzüme yerleştiriyorum. Pudraya geçebiliriz. Pudra olarak yine Biolish'in toz pudrasını kullanacağım. Önce göz altlarımı sabitleyerek başlıyorum. Göz altımı sabitlemek için de Lighten far yerleştirme fırçasını kullanıyorum. Tüm yüzümü pudralamak için de şöyle kocaman bir fırça kullanıyorum. Böyle büyük fırçalarla yüz pudralamak çok kolay oluyor. Çünkü böyle 3 saniyede falan yüzünüzü sabitlemiş oluyorsunuz. Yüzümüzü eşitledik, aydınlattık, pudraladık. Sıra geldi biraz daha renk vermeye. Renk vermek için Physicians Formula Butter Bronzer kullanıyorum. Bu bronzer bence herkesin makyaj koleksiyonunda olması gereken bir bronzer. Lighten şöyle açılı bir fırçasını kullanıyorum bronzer uygulamak için. Ve cildime hafif hafif renk vermeye başlıyorum. Dediğim gibi Gratis'in sosyal medya hesaplarını mutlaka takibe alın. Çünkü ben böyle anlık indirimlerde, saatlik indirimlerde çok denk geliyorum bu ürüne. Şimdi sırada allık var. Allık olarak yine herkesin hayatının bir noktasında kullandığını düşündüğüm Balm'ın Hot Mama allığını kullanacağım.
Bu böyle pembe ışıltılı bir allık. Pembe ama içindeki ışıltılar biraz daha şeftaliye kaçtığı için sıcak tonlu bir allık. Tam baharlık, tam yazlık. Sizi canlı gösterecek bir allık. Zaten allık sağlıktır arkadaşlar. Bu konuda bir bence onaylaşalım. Allık gerçekten sağlıktır. Allığın fazlası diye bir şey yoktur. Şimdi biraz da burnuma kontür yapacağım. Çünkü burun kontürsüz kendimi düşünemiyorum. Şöyle kaşımdan başlıyorum ve aşağı doğru iniyorum. Daha sonra göz altıma pudra yerleştirdiğim fırçayı alarak şöyle burayı biraz keskinleştiriyorum. Eclipse'in şöyle mor bir fırçası var. Bu yine fark karıştırma fırçası. Bununla bronzerımdan bir tık alıp şöyle dudağımın altına gölge veriyorum ki dudağım daha dolgun dursun. Şimdi gözümüzün altına geçebiliriz. Ben gözümün altına yine tabii ki aynı paletimi kullanacağım. Bu sefer şu ilk kullandığımız renkle şu rengi alacağım. Yani şu iki rengi karıştırarak gözümün altına geçeceğim. Şöyle hafif renk veriyorum. Daha sonra tabii ki dağıtıyorum. Gözümün içine kalem geçeceğim. Bunun için de Like the Moo kahverengi kalemini kullanacağım. Bu Tattoo Pencil diye geçiyor. Rengini size hemen gösteriyorum. Yumuşacık bir formülü var. Gerçekten yumuşacık. Yani başka şekilde nasıl ifade edilebilir bilmiyorum. Gözümün alt kısmına geçeceğim. Yüz makyajımı bitirdim. Göz makyajımı bitirdim. Yüzüme oldukça fazla pudra ürün uyguladım. O yüzden şimdi yüzümdeki her şeyin biraz daha böyle birbirine karışması ve sabitlenmesi için Lighten ışıltılı sabitleme spreyini kullanıyorum. Şöyle bir 15-20 cm kadar uzakta tutarak sıkacağım bunu. Şimdi sıra geldi maskaraya. Maskara olarak benim Like'daki favori maskaram Exceptional Fan maskarası. Şöyle plastik bir fırçaya sahip. Ben plastik fırçaları daha çok seviyorum. Çünkü kirpiklerim böyle daha uzun olmasını istiyorum. O yüzden bu benim favori maskaram. Aradaki farkı konuşmamıza gerek bile yok bence ki bu tek katta böyle oldu. Maskaramızı sürdük. Sıra geldi kaşlarımıza. Ben kaşlarımı önce bir tık doldurmak istiyorum. Çünkü hafif hafif dökülen yerler var. Bunun için de Beelis'in kaş kitini kullanacağım. Bu medium light diye geçiyor. Bu arada burada bir tane wax var, iki tane de far var. Bununla kaşlarınızı sabitleyebiliyorsunuz. Bunları da kaşlarınızı doldurabiliyorsunuz. İçinden de küçük bir fırçası çıkıyor. Yani çantaya atıp çıkmalık bir ürün bence. Sabitlemek için Beelis'in Shape It şeffaf maskarasını kullanıyorum. Böyle kocaman bir fırçası var. Tüm kaşlarınızı tek seferde bununla sabitleyebilirsiniz. Ruj olarak Lighten asansör dudak kalemlerinden Rosewood rengini kullanacağım. Bu benim kaçıncı kalemim bilmiyorum ama gerçekten favori dudak kalemim bu. Günlük olarak kullanıyorum, özel makyajlarımda kullanıyorum, her şeye uyumlu ve benim cilt tonuma çok yakışıyor. Tek başına bile çok güzel bir dudak kalemi ama ben bugün üstüne Lighten bu likit rujlarından birini kullanacağım. Biri Jealousy, biri Lovely. Hangisini kullansam emin olamıyorum. Bu daha pembe. Lovely olan biraz daha pembe alt tonlu. Jealousy olan biraz daha doğal alt tonlu. Hafif turuncumsu, nude alt tonlu. Göz makyajımızda sanki Jealousy biraz daha uygun olacak gibi duruyor. O yüzden Jealousy'yi kullanıyoruz. Makyajımız bu kadar. Şimdi şu saçımdaki klipsleri çıkarıp geliyorum. Son durumda nasıl olmuş yüzümüz tekrar bir bakıyoruz. Saçımdan klipsleri çıkardım geldim. Şöyle hafif ben yarım topladım saçımı. Bu makyaj için böyle bir saç tercih ettim. Bence makyajımız güzel oldu. Bahara da bayrama da uygun bir makyaj olduğunu düşünüyorum. Bayram ziyaretleriniz bitti. Eve geldiniz ve makyajınızı çıkarmak istiyorsunuz. Bunun için Petit Maison'un bu yağdan süte dönüşen makyaj temizleyicisini kullanabilirsiniz. Bu ürünü kullanarak makyajınızı saniyeler içerisinde eritip tertemiz bir cilde sahip olabilirsiniz. Ama diyorsanız ki ben misal su kullanmadan makyajımı temizleyemiyorum. O zaman yine videonun başında kullandığımız Petit Maison'un bu misal suyunu kullanarak makyajı yüzünüzden arındırabilirsiniz. Makyaj beğendiniz mi, videoyu beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak gratis'e hızlıca abone olabilirsiniz. Dediğim gibi gratis'in birçok kampanyası oluyor. Bu kampanyaları kaçırmamak için mutlaka sosyal medya hesaplarını takip edin, uygulamasını indirin. Bayramda da çok güzel kampanyalar oluyor. Şu an zaten çok güzel indirimler var ve bu indirimlerin bazıları online özel oluyor. O yüzden web sitesini kontrol etmeyi de unutmayın. Herkese şimdiden çok çok güzel ve mutlu bayramlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.